Hoş geldiniz. Hoş menülerinizi bırakayım. Az sonra da siparişler için gelirim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Her şey istiyor. Oğlum ne yaptın? Kusura bakmayın lütfen. Hayır hayır, hiç önemli değil. Sana bir şey olmadı değil mi? Ben burayı hemen temizliyorum. Bakar mısınız? Bizim iki dost var da mı? Hemen getiriyorum, kusura bakmayın lütfen. Masaya yediğim tostları çıkmadım daha. Patlamasınlar. Aslım çok özür dilerim ya, geciktim. Hemen hazırlanıp geliyorum. Sorun değil. Hadi hazırlan gel. Ablam, Özge de geldi, ben çıkayım. Yarın için sana haber veririm, olur mu? Ne demek yarın için haberleşiriz? Bugün son günün değil mi senin? Vaz mı geçtin üniversite okumaktan? Vazgeçmedim abla. Ya sen biliyorsun ne kadar uğraştığımı, ne kadar çok istediğimi. Şimdi nasıl vazgeçerim? Ama... Ah benim dertli kızım. Ah. Hadi sen git, daha fazla gecikme. Ben burayı hallederim. Tamam. Teşekkür ederim. Beceremedin şu yemeği yapmayı ya. Azıcık daha koyayım da gideceğim. Cengiz. Hı? Şu kızın okul işini bir daha bir düşünsen diyorum. Bak şurada iki lokma yola çıkacağım, boğazıma dizme hediye. Okul mokul yok. Ama düşünsene, kızımız avukat olsa fena mı olur yani? Kızımız. Şu meseleyi açmadan hiç konuşamayacağız değil mi? Konuşamayacağız. Her şeyi unutup Masum'un buralarına yatma diye hatırlatıyorum. Karnında kimden pedahladığın belli olmayan bebenle geldin kapıma. Seni o halinle kabul ettim. İnsanlık ettim. Peki ben size sahip çıkmasaydım ne yapacaktınız? Nasıl çıkacaktınız insan içine? Allah senden razı olsun Cengiz. Beni o halde yüzüstü bırakmadın. Kabul ettin. Kocalık ettin bana. Ama Aslım'ın bir günahı yok ki. Haberi bile yok. Benim yüzümden kızımın hayatı kararmasın. Okusun, iş güç sahibi olsun istiyorum. Ne zaman yola çıkacak olsam ağzımın tadını kaçırıyorsun ya. Vallahi billahi bir film çevirip ağzımın tadını kaçırıyorsun ha. Senin şu ağlak suratına bakmaktan içim çürüdü, yemin ediyorum. Anne. Kızım. Hoş gel. Hoş bulduk anneciğim. Baba, ben bugün hesabımı kestirdim. Haftalık alacaklarımı da verdiler. Hani belki yarından itibaren gitmem diye. Niye gitmeyecekmişsin ki? Baba, ya ne olur izin ver gideyim Ankara'ya. Hem bak çok iyi bir okul kazandım ben. Kime söylesem... Nasıl kazandın okulu? Puanı çok yüksektir diyor. Ya dayımlarda kalacağım zaten. Okulda burslayım.
Gerekirse işe de giderim. Gündüz okula giderim, akşam da çalışırım. Sana yük olmam. Bana yük olmayı bu kadar kafana takıyorsan, aklından okul işini çıkartacaksın, sabah kalkıp tıpış tıpış işine gideceksin. İcat çıkartmayın. Zaten gırtlağımıza kadar borcun içindeyiz. Yıllardır bitemedi şu borç. Kime neye ödüyoruz onu bile bilmiyoruz. Size hesap mı vereceğim lan? Hesap mı vereceğim bir de? Tövbe yarabbi ya. Ben gidiyorum. Ana bu da size. Ben gelene kadar idare edin. Ya baba ne olur izin ver gideyim. Ya ben okumayı çok istiyorum. Ne olur. Kızım hadi sen odana git. Hadi. Hadi. Baba lütfen. Yeter. Baba. Ne babası? Çıkartacaksın aklından boş işleri. Eşek gibi çalışacaksın, paranı kazanacaksın. Delirtmeyin lan beni! Delirtmeyin! Cengiz dur yalvarırım dur. Tamam bana istediğini yap hakkındır. Ama kızımın hayatını karartmana izin veremem. Demek izin vermezsin ha? Ne yaparsın Hediye? Ne yapabilirsin ki? Bak. Senin kaderin aha şurada. İki dudağımın ucunda. Hadi git çağır kızını. Çağır gelsin anlatayım her şeyi. Ha? Diyeyim kızım ben senin baban falan değilim. Senin öz baban ananla seni ortalıkta bırakıp arazi olmuş diyeyim. O zaman adam yerine koyar. Lafımı dinler belki ha? Cengiz sus. Ne yapıyorsun ya? Duyacak kız. Ne oldu? Korktun mu Hediye? İstersen abini de arayalım. Tabii arayalım. O da öğrensin. Artık kalbine mi iner, felç mi geçirir sen bilirsin. Cengiz yalvarırım. Sus. Ne yapıyorsun ya? Sus. Ha söyle. Hizaya gel. Lafını bil. Bana bak. Bu okul mevzusu kapandı. Gidecek herkes gibi çalışacak, eve para getirecek. Ha, illa kızımı okuyacak diyorsan git bul öz babasını, alsın okutsun kızım. Benden bu kadar arkadaş. Çocuğumuz senin yüzünden ağladı. Yeter artık Cengiz. Benim günahımın bedelini ona ödetemeyeceksin. Boynu bükük kalmayacak yavrumun. O okuyacak. Sana rağmen okuyacak. Bana rağmen okuyacak. Soktun. Benim yüzümden bir sürü hazır işittin. Olmayacağı belliydi. Babamın göndermeyeceği. Belki kıyamaz dedim. Belki bir kez olsun kızını düşünür dedim. Ama olmadı.
olmadığını kim söyledi? Nasıl yani? Baban razı oldu. Ama az önce diyordu ki... O az önceydi. Gitmeden önce ikna ettim ben onu. Daha doğrusu ne haliniz varsa görün dedi. Hadi çabuk kalk. Toparlanmamız lazım. Acelemiz var. İnanamıyorum ya. Biz şimdi gerçekten gidiyor muyuz Ankara'ya? Gidiyoruz güzel kızım. Gidiyoruz. Ya Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Aslım, bana bak. Söz ver bana kızım. Okulunu en iyi dereceyle bitireceksin. Duydun mu beni? En büyük, en güçlü nasıl olunuyorsa öyle olacaksın. Anne, bu nereden çıktı şimdi? Söz ver bana. Söz anne, söz. Hadi toparlanmamız lazım. İlk otobüsle gidiyoruz. Tamam kızım, üzülme artık. Nasıl olsa bütün belgelerin tas tamam. Birazcık buruşuk olsun, bir şey olmaz. Bu kadar uğraşmışken hiçbir şey ters gitmesin istiyorum. O kadar hayalini kurunca gerçek değilmiş gibi geliyor. Sanki birisi çıkacak, hayır o okula giremezsin diyecekmiş gibi. Artık hiçbir şey sana engel olamaz. Benim kızım okuyacak, avukat olacak. Bilgili, eğitimli bir insan olacak. Kimseye hakkını yedirtmeyecek. Kimseye boyun eğmeyecek. Kimseye muhtaç olmayacak. Annesi gibi olmayacak benim kızım. Deme öyle. Keşke senin gibi olabilsem. Keşke herkes senin gibi olabilse. Senin kadar sevgi dolu, fedakar, iyi kalpli, temiz, dürüst. Senin kadar yalansız olabilse. Eylül akşamdan beri aynı soruyu soruyorsun yavrum. Gelirler birazdan. Ya acaba otogara mı gitseydik almak için? Söyledik alanı ama gerek yok dedi. Boş ver, böyle daha iyi oldu. Bütün gün bize kalır, rahat rahat hasret gideririz. Anne. Şuna bak ya. Resmen hiç kullanmadan atmışlar. Yavrum işte bolluk içinde yaşayınca insan unutuyor demek ki. Bizim gibi birer birer almıyor ki onlar. Yokluk bilmiyorlar tabii. Keşke biz de sana hiç yokluk yaşatmasaydık be yavrum. Ya anneciğim. O zaman kıymetini bilmezdim hiçbir şeyin. Canım. Sabah sabah ana kız yine ne konuşuyorsunuz bakalım? Babacığım ne yapıyorsun? Ver şunları bana. Ziyan yok kızım. Ya babacığım dikkat etmen gerekiyor. Ver onları da. Tamam. Aldın ya. Bunlar Mümtaz Beylerin siparişleri. Bize de taze ekmekle sabah kahvaltılık bir şeyler aldım. E niye söylemedin? Ben giderdim markete. O zaman ben ne yapacağım? Kafede çalışıp gelip bir de bize yardım ediyorsun. Annen de sen akşama kadar temizlikte. Tamam. Bir konumuz yarım ama ben de bu kadarcık işe yarayayım artık. Aman be Yaşar, aşk olsun. Olur mu öyle şey? O ne biçim laf öyle? Ya babacığım öyle laf mı olur?
İkinizin de hakkını ödeyemem ben. Bak, sabah sabah üzülmek yok, tamam? Bugün Aslım gelecek, halam gelecek. Ya evimiz neşelenecek. Güzel şeyler düşün biraz. Nerede kaldılar? Şimdiye gelmiş olmaları lazımdı. Ay geliyorlar, geliyorlar, gel. Koş Yaşar, koş. İzin. Ya. Hediye, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sen ne kadar güzelleşmişsin böyle. Asıl sen çok güzel olmuşsun. Ya. Ben seni çok özledim. Asıl ben seni çok özledim. Hayır, ben daha çok. Ben en çok 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 çok. Ankaralı oldun sonunda. Ay halasının gibi. Gel bakayım buraya. Ay fıstık nasıl büyümüş, nasıl büyümüş. Yok yok, gel gel gel. Oh. Ay abla, ellerine sağlık. Bir sürü zahmete girmişsin bizim için. Aşk olsun, lafı mı olur? Benim güzel yeğenime az bile. Dayısını nasıl da gururlandırdı. En iyi okulları kazandı. Bitirince de inşallah hepimizin medarı iftiharı olacak. Seneye de Eylül kazanacak. Biz birlikte okuyacağız değil mi? Bu sene beraber okula giderdiniz, ne güzel. Benim yüzümden ders çalışamadı kızım. Babasının sıkıntısı yüzünden sınava bile giremedi. Çalışmak zorunda kaldı. Ama merak etme kızım, telafi edeceğim bunu. Baba. Babam benim. Ya sen bugüne kadar bizim için çalışıp çabaladın. Şu son sene kötü geçti diye kendine bu kadar yüklenme. Hem ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim ki. Hayır ya. O son bir yıl öyle zor geçtik. Allah bir daha öyle bir şey göstermesin bize. İnşallah. Allah bize bağışladı abimi. Çok şükür. Hani tesellisi değil tabii ama en azından şu tazmini atıverselerdi. Hala bir haber yok değil mi? Yok. Avukat haber vereceğim demişti ama hala ses çıkmadı. Aman işte. 3 kuruş tazminatı ödememek için 40 tane takla atıyor ahlaksızlar. Çalışırken iyi. Ondan sonra kaza geçirince... Kimsenin hakkı kimsede kalmaz Nurhan. Tamam, kapatalım bu konuyu. En azından bir kolum sağlam. Sonra iyi kötü kalacak bir yerimiz de var. Sitenin işlerine de bakıyoruz. Karnımız da doyuyor. Canım kardeşim gelmiş. Canım yeğenim gelmiş. Daha ne olsun? Eylül kalk, geç kalacağız. Tamam tamam. Çantaları alalım, öyle geçelim. Tamam. Dua edin, olur mu? Sorunsuz hallolsun. Hadi koş. Hadi yavrum, Allah'a emanet. Hayvan, küçükken de böyle yetişemezdim sana. Yetişemediğimden değil, bence ben kazanayım diye izin veriyorsun. Yetişebileceğiz değil mi? Ay yetişiriz canım. Her gün gittiğim yol. Zaten benim kafe de kampüsün içinde. Şuradan dolmuşa bineriz. Allah Allah. Ya bu çocuk normalde böyle maganda gibi kullanmazdı ama bayağıdır da gözükmüyor. Ya acelesi falan var herhalde. Tanıyor musun? Evet, ailesi bizim sitede oturuyor. Ama tabii sen daha çok göreceksin. Niye? Çünkü aynı okuldasınız. Eylül! Bak biz ikimiz yine yan yana geldik, çenemiz düştü. Koş hadi koş.
Mümtaz! Bence de doğru olanı yaptık Mümtaz. Ama eminim Ozan çok sinirlenmiştir. Hala bir ses seda yok. Telefonlarıma cevap vermiyor. Mümtaz, evde misin? Geldi, kapatıyorum. Nerede o adam? Asıl sen neredesin? Dokunma bana. Kocan olacak herif nerede, sen onu söyle. Sana bir şey oldu sandım. Ödüm koptu. Bir şey oluyor anne, evet. Bir şey oluyor. Kocanla mahkemelik oluyoruz. Herif oturduğum evi satmış. Boşaltmam için bildiri geldi. Babamın mirasını satıyor adam. Tamam. Tamam, bir sakin olalım. Geç otur şöyle. Bir bardak su iç hatta. Bir sakince konuşalım anneciğim. Sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Babam bizim için aldı o evi. Ailemiz için. Her yerinde senden, benden, ondan birer parça var. Para için satacak başka bir şey bulamadınız mı? Ozan. Oğlum. O ev babamdan bana kalan son şeydi. Bana sormadan nasıl satar orayı? Ya sen nasıl izin verirsin böyle bir şeye? Nasıl bu kadar kör olabilirsin? Adamın babamın anılarına bile tahammülü yok. Hepsini bir bir siliyor. Ya görmüyor musun anne? Oğlum. Rahmetli babam uzak köylere okul yaptırırdı. Bu adam gitti o fonun parasıyla otopark yaptırdı. Vakfın kimsesiz çocuklara verdiği bursu kesti. Babamın vakıf için, bizim için yaptığı ne varsa bir bir yok ediyor. Sense öylece duruyorsun. Ozan yeter! Yeter! Bağırıp durma artık. O bomboş evde bir başına oturuyorsun. Okuluna devam etmiyorsun. Beni aramıyorsun. Ben senin annenim yavrum. Gece gündüz seni düşünmekten yoruldum artık. Ne olur bana destek olsan. Ne olur yanımda olsan. Sen beni ne yapacaksın ya? Hı? Mümtaz var ya yanında işte. Ama o herife söyle. Bu evrakları ben ona yedireceğim. Ozan! Ozan! Yine bir delilik yapacak. Senin bu arkadaşının da bugün bir derdi var herhalde. Sabahtan beri vızır vızır. İlginç. Ya kızım bir sakin ol. Tamam, yetişeceğiz diyorum sana. Ya Eylül, ta İzmir'den buralara kadar gelip burada kaydı kaçırmak istemiyorum. Bak ben çok gerildim. Emin misin, yetişecek miyiz? Bilmiyorum, bir ihtimal. Ya beni delirtmesene. Ya kızım şaka yapıyorum, tamam yetişeceğiz. Aa bak bak, Doğmuş geliyor, hadi gel. Hediye, Aslım'ın kıyafetini de buraya asarsın. Bu içeride boş duruyordu. Hediye? Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Aslım bunu da koymuş valize. Hatırlıyor musun abi? Eylül'le ikisini almıştık kemer altından. Taş kadar çıktılar. Bunu görünce duygulandım. Aman, annelik işte. Eylül hala ona sarılıp yatıyor. Aslında mı kaybetmemiş? Hiç yanından ayırmadı ki. Ne çabuk büyüdüler değil mi? Öyle. Ama sen daha ilk günden böyle ağlayacaksan işimiz zor. Güçlü ol biraz. İyi tarafından bak. Burada bir ailesi var, kuzeni var, biz varız. Öyle de insan üzülüyor işte. Başka bir şey yok değil mi Hediye? Konuşmak istersen çekinme. Söyle abi. Aslında abi.
Kahveler hazır. Hadi gelin. Tamam Nurhan, geliyoruz. Tamam. Aslında ne? Dinliyorum. İyi. Bir sıkıntın varsa çekinme, söyle abi. Sen bana rahmetli annemizin emanetisin. Yeterince yanında olamıyorum zaten. Canım çok sıkılıyor. En azından bir derdin varsa onu söyle. Tutma içinde. Yok abicim, bir sıkıntı yok. Öyle duygulandım işte. Beni bilirsin, dokunsan ağlarım hemen. Boş ver, hadi gel kahvelerimizi içelim. Eylül, deli gibi trafik var. Hani bu saatte trafik olmazdı? Ya kızım, ne bileyim ben, kaza falan var herhalde. Ya hiçbir zaman başıma gelmedi ki böyle bir şey. Şoför bey, biraz acele edebilir misiniz lütfen? Hanımefendi, ne yapayım? Öndeki arabanın üzerine mi çıkayım? Daha çok var mı ya? Uzak mı? Ya bak, şuradan devam ettikten sonra çevre yolundan önüne bırakacak bizi, direkt dolmuş. Biz aradan gideriz. İnecek var. Ya Aslım, saçmalama, otur şuraya. Ya Eylül, bu dolmuşta geç kalacağız, yürü. Ya pardon, acil bir durum var da. Çıkar o motoru oradan birader. Şşş, kime diyorum? Çek şunu, adamın asabını bozma. Ya bak, zaten sıkıntılı bir gün geçiriyorum. Bir de seninle uğraşmayayım. Alacaksın o motoru oradan. Mümtaz Bey'in emri var. Buraya park edilmeyecek. Ha, demek Mümtaz'ın emri var. Çek şunu, ikiletme hadi. Ya bak, zaten canım bununla. Sıkıntılı bir gün geçiriyorum. İşine bak, benimle uğraşma. Hop hop, gel buraya. Ah! Beyefendi, iyi misiniz? Ya ne bakıyorsunuz? Yardım etsenize. Kusura bakmayın lütfen. Bunun hesabını vereceksin Mümtaz Efendi. O evi sana yar etmeyeceğim. Babamın mirasını sana çiğnetmeyeceğim. Babamdan bana geriye kalan en büyük miras ne biliyor musun? Öfkene bakılırsa satılan şu yazlık. Hayır değil. Ne para, ne pul, ne de o üzerine çöreklendiğin yılan deri koltuk. Babamdan bana geriye kalan en değerli miras bir korkağın aklında okuma becerisi. Senin gibi bir düzenbazın gözlerine bakınca aklından geçenleri kitap gibi okuma becerisi. Böyle bir meziyet bir hukukçu için bulunmaz Nimet Ozan. Kıymetini bil. Ama senin gibi fevri ve sabırsız hareket eden biri için sadece kuru gürültü. Sen de haktan hukuktan bahsedecek çap yok. Zeki görüneceğim diye kendini hırpalama boşuna. Sen git bu süslü laflarınla etrafındaki şatlabanları kandır. Ya da annemi. Ama şunu iyi bil. Ne yaparsan yap, o evi sana sattırmayacağım. Gerekirse yakacağım, yıkacağım, yine de sana yedirtmeyeceğim. Duydun mu beni? Ozan yeter. Sen karışma anne. Kocan sinsi gibi satmaya çalıştığı evin hesabını veriyor. Yeter dedim. O evin satılmasını Mümtaz istemedi. Ben istedim. Satış emrini de ben verdim. Çünkü artık bizimle yaşamanı istiyorum. Yabani gibi kendini o yazlığa kapatmanı istemiyorum. Eğer babanın mirasına sahip çıkmak istiyorsan iyi bir hukukçu ol. Okulunu bitir. Babanın izinden gitmiş olursun. Ya anne sen... Ya sen nasıl böyle bir şeyin?
Ya babamdan bana kalan tek miras. Sen de öylesin oğlum. Babandan bize kalan en değerli şey sensin, bunu anla artık. Jülide. Hayatım, ne olursun Ozan'a kızma. Aslına bakarsan öfkelenmekte haklı. Sonuçta söz konusu bu ev babasının hatırası. Ya ne olursunuz, konuşarak çözebileceğimiz meseleler için birbirimizi yaralamayalım. Sabır zamanla kazanılan bir meziyet. Ama merak etme oğlum, ben sana güveniyorum. Tamam hayatım, tamam. Bırak biraz sakinleşsin. Okulum. Ay yetişiriz demiştim sana bak. Hadi hadi hadi. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Haydi haydi kayıt yaptır bugün. Hayır, sen işe geç kalmayacak mısın? Ya önemli değil. Ya, patron biraz gıcıktır ama. Olsun, söylerim, kuzenim kaydını yaptırmaya gittik derim. Hayatta olmaz. Bak sen şimdi işine gidiyorsun, tamam mı? İtiraz istemiyorum. Ben yolumu bulurum. Hem bak geldik, bitti sayılır. Olmadı ama bak böyle. Neyse, öğrenci işleri bu tarafta. Gidip orada kaydını yaptır, tamam? Her şey için çok teşekkür ederim. İşin biter bitmez yanıma gel. Birlikte döneceğiz eve. Kafe de burada. Hadi. Tamam. Ne olursa olsun Nuran, burada olmayan adamın arkasından konuşmak bize yakışmaz. Hele sana. Yaşar'cığım, ben bunu o zaman da söyledim. Ta Hediye evlenirken söyledim. Bu adamda böyle bir çiğlik var, bir yaramazlık var dedim. Demedin mi Hediye? Hediye. Evet, söyledin, söyledin abla. Ayrıca sen de uyardın Yaşar Efendi. Şimdi ne şey ediyorsun? Nuran, kardeşim sonuçta sevmiş, evlenmek istemiş. Ses etmek bize yakışmazdı. Ama ben de kendimce uyardım. Canım haksız mı çıktı? Yok. Yahu, bak bu adam işe giriyor, girdiği işi batırıyor. Borç alıyor, ödeyemiyor. Zaten evine barkına baktığı yok. Ben hayretler içindeyim. Bu adam nasıl oldu da o kızcağızı Ankara'ya okumaya gönderdi? Çünkü benim tanıdığım Cengiz... O kızın ayağını pranga bağlar, 3 kuruş kızdan kazanacağım diye hayatta göndermezdi. Bak değişmiş işte adam. Ayrıca sen sevme. Bu adam Aslım'ın öz be öz babası. Kabul etmekten başka çaren yok. Öyle değil mi Hediye? Şey, abi. Yaşar abi. Budama makası var mı sende? Var, ne oldu? Bir alıp gelsene. Hemen, acele ama. Belediyeciler gelecek, asmayı budayalım. Tamam tamam, geliyorum. Hadi anlat, hadi seni dinliyorum. Yok abi, önemli bir şey değildi zaten. Hadi sen git. Görüşeceğiz seninle Mümtaz Efendi. Yedireceğim bu evrakları sana ben. Yavaş. Yavaş.
Önüne baksana be. Asıl sen bak. Zaten. Ya bırak. Bunlar benim hayatım değerinde. Bir de seninle uğraşamam. Hasta mıdır nedir ya? İyi günler. İyi günler. Allah'ım çok şükür. Ya bugün o kadar garip bir gün geçirdim ki anlatsam inanmazsınız. Bu ne? Bilmem. Tapu tescilini itirazımız. Dilekçe galiba ama bana ait değil. Size ait değilse evraklarınızın arasında ne işi var? Başvuru belgeniz? Orada. Nerede? Sınav sonuç belgesi de yok. Orada hanımefendi. Ya ben iki gün içinde defalarca baktım o kağıtlara. Hepsi orada. Hayır değil. Kaydınızı yapamam. Evrak eksik. İyi günler. Nasıl ya? Hayır bir yanlışlık olmalı. Ben defalarca baktım bunlara. Hayır ya. Allah'ım hayır. Ya ben yolda gelirken biriyle çarpıştım da. Kağıtlar orada karıştı sanırım. Ya siz şimdi bu kaydı gerçekleştirseniz. Ben sonuç belgesiyle başvuru formunu hemen getireceğim. Söz veriyorum. Mümkün değil. Tamamlayıp öyle gelin. Ya hemen diyorum. Hemen getireceğim. Gerçekten. 10 dakika. En fazla yarım saat. Kayıt saati bittiğinde sistem otomatik kapatılıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Allah'ım ne yapacağım? Nasıl bulacağım ben bu çocuğu ya? Pardon çok affedersiniz. Ya motor kullanan birini gördünüz mü? Az önce bu binadan çıktı. Ozan mı? Adını bilmiyorum ki. Böyle orta boylu kaba saba biriydi. Aslında iyi çocuktur. Aradığın Ozan'sa motoruna binip okuldan ayrıldı.
Ozan, oğlum. Neresi acıdı, burası mı? Artık sana bunu vermenin vakti geldi bence. Bu bileklik, babaların oğullarına hediye etmeleri için özel olarak tasarlandı, biliyor muydun? Bilmiyorum. Sen şimdi bu bileklik ne işe yarar onu da bilmiyorsundur. Ver bakalım kolunu. Bu bileklik sayesinde benim bütün süper güçlerim artık senin olacak. Nasıl süper güçler? Uçmak gibi mi? Uçmak gibi değil ama mesela bundan sonra düştüğün zaman hiç ağlamayacaksın canın acısa bile. Ayrıca anneni çok ama çok seveceksin. Ve onun sözünden hiç çıkmayacaksın. Tıpkı benim gibi. Ve oğlum, hayatın boyu çok güçlü bir adam olacaksın. Her zaman. Baba. Ne var Mümtaz? Ne istiyorsun? Söyle. Ozan, bak. Bana ne şekilde davranmak istiyorsan davranabilirsin. Buna karışmam. Ama sana bir konuda izin vermem. Ne geveliyorsun sen? Artık büyü. Anneni peşinden koşturup durma diyorum. Ya bak, kadın sabahtan beri ağlamaktan bitap düştü. Anneni bu şekilde üzmene izin vermeyeceğim. Sen bu sözlerle ancak annemi kandırırsın. O da sana inanıyorsa diyecek bir şeyim yok ama. Göremiyor işte. Senin gerçek yüzünü bilse bir dakika bile durmaz. Yeter artık be. Annen senin bu şımarık tavırlarını çekmek zorunda değil. Derhal buraya geliyorsun ve annenden özür diliyorsun. Sen kimsin ki anneme nasıl davranacağıma karışıyorsun? Ya sen kimsin ki bana emir veriyorsun? Ben annenin kocasıyım. Ve senin de baban sayılırım. Kredi kartlarını ben ödüyorum. Altındaki o motorun da. O motora koyduğum benzinin de parasını ben veriyorum. Şimdi o yüzden derhal o motora atlıyorsun. Ve en süratli şekilde buraya gelip annenden özür diliyorsun. Anladın mı beni? Tamam Mümtaz Efendi. Bekle sen. Bekle, geliyorum oraya. Eylül. Eylül, bittim ben. Belgeler gitti. Kayıt olmadı. Ya motorlu eleman Ozan. Ozan belgeleri aldı gitti. Allah'ım, öldüm ben. Ya dur bir dur. Bir sakin ol. Geç şöyle bir. Al şu suyu iç. Anlat şimdi sakin sakin, ne oldu? 20 dakika kaldı, kayıtlar bitiyor, belgelerim eksik. Ya Ozan aldı, motorlu eleman, komşu. Ozan senin belgelerini mi aldı? Niye? Ya biz çarpıştık, o sırada karıştı sanırım. Arkasından koştum ama tutamadım. Bitti Eylül. Ya tamam, hemen koy verme kendini böyle bir dur. Ya, elbet bir çaresi bulunur. En kötü seneye... Seneye yok. Seneye yok Eylül. Babam bir daha asla izin vermez. Bitti. Her şey bitti. Birileri buraya bakacak mı acaba? Aa, bunlar bak. Bunlar Ozan'ın okuldan arkadaşları. Aynı sınıftalar galiba. Belki biliyorlardır nerede olduğunu. Pardon. Siz Ozan'ın arkadaşları mısınız? Neden sorduğuna bağlı. Ya çok zor durumdayım. Lütfen acilen Ozan'la o arkadaşa ulaşmam lazım. Belgelerim onunkilerle karıştı. Ya numarasını verin, arayalım. Tatlım. Sen yenisin galiba.
Yoksa benim böyle gereksiz muhabbetlerden hiç hoşlanmadığımı bilirdin. Doğru düzgün cevap versen ölür müsün? Zor durumdayım diyorum, acil diyorum. Hemen ulaşmam lazım. Numarasını veremeyeceksen kendin ara. Parmakların kırılmaz ya. Batu, güvenliği çağırsana ya. Başım şişti. Güvenliği çağırsanaymış. Hadi Aslım. Tamam gel, gel. Bizim senin güvenliğine sorarız. Rıfat abi insaflıdır. O verir bize numarayı. Böyle güzel kızlar sinirlendirilmemeli bence. Batu, neden tanımadığın tiplere arkadaşın numarasını veriyorsun? Hem de şöyle tiplere. Dua et, vaktim yok. Şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. Allah'ım lütfen açsın şu telefonu. Ya benim hayatım o belgelere bağlı. Aslım. Dinle. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Ya acelem var. Ama çok önemli. Kusura bakmayın. Abin var ya abi, havalara uçacak. Çünkü ben ne zaman yaprak sarsam, hediyenin sarması da hediyenin sarması. Ay, asıl var ya, sen gitmeden önce biz bir ekşili köfte yapalım. Bak Aslım da bayılır. Hediye. Neyin var yavrum senin? Bak abin çıkmadan önce de böyleydin. Bir sıkıntın var gibi. Yok abla, sıkıntı değil de yol yorgunluğu işte, biliyorsun. Yok. Yok. Ben seni bilirim. Senin böyle dilinin ucuna kadar bir şey geliyor, bir sıkıntın var ama söyleyemiyorsun. Hediyeciğim, anlat kuzum. Derdini söylemeyen derman bulamaz demişler, değil mi? Abla, benim derdim öyle hemen söylenebilecek gibi bir şey değil ki. 20 yıldır kimseye anlatamıyorum. Şimdi mi anlatacağım? Ay, hediye ne oluyor? Aa, korkutma beni kız. Kötü bir şeyler mi oluyor? Cengiz bir şey mi yaptı? Aldatıyor mu seni? Ay, benim aklıma geldi ama biliyor musun? Ya o adam kendi öz kızına acımaz. Öz kızı değil ki acısın. Ne? Nasıl öz kızı değil? Abla. Cengiz Aslım'ın babası değil. Başka birinden. Yani biz Cengiz'le evlenirken Aslım zaten benim karnımdaydı. Yani bunca yıldır ben sana, abime, Aslım'a, etrafındaki herkese yalan söylüyorum. Çok büyük bir günah bu, biliyorum. Cehennemle bile aklanmaz benim günahım, onu da biliyorum. Ben abimin yüzüne kara çalmaktan korktum abla. Çok korktum. Ben de gittim Cengiz'e sığındım. Bunca yıl Aslım'a hep yalan söyledim. Yalanla büyüttüm çocuğumu ben. Ah be yavrum. Ozan. Ya hayatım bırak. Bırak biraz sakinleşsin. Belli ki olay çıkarmak istiyor. Mümtaz!
Motoru dert edip işinden gücünden alıkoyma kendini. İzle. Sahibinden sana mis gibi ikinci el motor. Yaklaşma. Geri bas. Hayır. Hayır, hayır. Ya belgelerim. Ayrını gör. Her şeyim bitti. Aslım! Beyim. Şey bitti. Bu belgelerle benim hayatım da yandı, bitti. Ne bakıyorsunuz oğlum? Gidin söndürün şunu. Sen de git şunları dağıt. Hadi çabuk. Ozan! Ozan dedim. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nedir senin bu öfken? Ben sana ne yaptım? Bunları hak edecek ne yaptım da sen böyle davranıyorsun? Bir de ben ne yaptım diyorsun. Bir de soruyorsun. Babamın daha senesi dolmadı. Gittin hemen evlendin. Hem de kimle? Soframızdan yemek yiyen adamla. Babamın arkadaşım dediği adamla. Kim bilir belki de ne zamandır... Ozan sakın! Sakın tek bir cümle daha etme. Sakın! Başka türlü nasıl düşünebilirdim? Hı? Sen söyle. Tamam bak haklısın. Haklısın çünkü bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum? Şimdi boş ver. Tamam Ozan boş ver. Söylesene. Ya söylesene anne. Neyi bilmiyorum ben? Benim fikrimi ne değiştirebilir? Fikrini değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama ben senin annenim oğlum, bana güvenmek zorundasın. Benim bu dünyada güvenecek kimsem kalmadı.
Al iç şunu, perişan ettin kendini. Sağ ol abla. İşte insanın tutunacak bir dalı olmadı mı böyle herkesten medet umuyor. Yoksa ben bilmiyor muydum Cengiz'in nasıl bir adam olduğunu? İyi de Hediye, niye daha önce söylemedin? Bizden başka kimin var ki senin? Diyemedim işte. Siz düzeninizi kurmuştunuz. Sen hamileydin. Bir de ben başınıza gelmeyeyim dedim. Karnımda bebekle. Bir duyulsa. Abim insan içine çıkamaz dedim. İçine atar atar hasta eder kendini dedim. Ben çamura battım. Bari o batmasın dedim. Sustum. Bana bak Hediye. Hiç öyle yüzünü eğmeyeceksin kızım. Tamam mı? Sen bunca sene bu sırrı içinde taşımışsın. 20 yıl bu Cengiz gibi bir serseriyle birlikte kalmışsın. Bir de üstüne pırlanta gibi tertemiz bir evlat yetiştirmişsin. Senin utanacak bir şeyin yok kızım. Seni karnında çocuğuyla bırakan o adam utanacak, sen değil. Bilmiyordu ki. Hamile olduğumdan haberi yoktu. Kız, söylemedin mi adama? Ben de bilmiyordum ki abla. Fark ettiğimde de her şey için çok geç olmuştu artık. Nasıl? Biz çok aşıktık birbirimize. Bana bekle dedi. Döneceğim dedi. Gitti. Ben de bekledim. Çok bekledim. Ama dönmedi. Bir kız olduğundan hiçbir zaman haberi olmadı. Bundan sonra da olmasın zaten. Çocuklar, ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok Tarık. Okulda görülen ilk öğrenci taşkınlığı değil bu. Bu gidişle sonda olmayacak. Neyse, ben hallediyorum, sen merak etme. Hadi git. Şuraları toplayın. Jülide, hayatım iyi misin? İyiyim. Bütün bu olanlar için senden çok özür diliyorum. Bütün hepsi benim suçum. Ozan'ı aramıştım. Senden özür dilesin, gelsin, aranızdaki dargınlık, kırgınlık bitsin istedim ama... Ya bana kızmasını anlıyorum ama seni üzmesi olmuyor. Onunla barışmanız için söylediklerimi yanlış anlamış herhalde. Ve netice bu. Hayatım, sen iyi misin gerçekten? İyiyim, iyiyim. Biraz yalnız kalsam iyi olacak. Tamam. İstersen bütün toplantılarımı iptal edeyim. Bir yemek yiyelim akşam. Yok, ben eve gideyim. Akşam görüşürüz. Ozan, babasının oğlu ne olacak? Bu olan benim başıma bela açacak ya. Hadi bakalım hayırlısı. Ya, ya dünyanın sonu değil ya. Hem senin bir suçun yok ki. Anlatırız bizimkilere olanları. Annem kahrolur Eylül. Beni alıp buralara kadar geldi. Şimdi saçma sapan bir durum yüzünden berbat oldu her şey. Bitti. Benim hayatım burada bitti. Bunun telafisi yok artık. Belki de vardır. Bana bak. Gel buraya. Sil şu gözlerini. Baksana şuraya bak. Şurada duran adam var ya. Mümtaz Bey. Okul yönetim kurulu başkanı.
Hem o çocuğun da babası Ozan'ın. Ya belki bir yardımı dokunur. Hadi kalk kalk. Ya Eylül, belgeler yandı kül oldu. Zaten kaydın süresi de doldu. Adam yönetim kurulu başkanı olsa ne yapabilir ki? Ya sormaktan zarar gelmez. Hadi yürü. Mümtaz Bey, merhaba. Eylül ben. Sitedeki görevli Yaşar'ın kızı. Kapıcı Yaşar mı? Evet, onun kızıyım. Bu da kuzenim. Kendisi okulumuzun hukuk bölümünü kazandı. Ama kaydını yaptıramıyoruz. Çünkü az önce motor kazıp... Pardon hanımefendi, Mümtaz Bey çok önemli bir toplantıya katılacak. Mümtaz Bey bir saniye. Lütfen rica ediyorum, zorluk çıkarmayalım. Ya çok önemli ama. Sadece 2 dakika. Ya bakın, az önce motor patlaması olduğunda kuzenimin kayıt belgeleri de yandı. Ve onları almazsak kayıt yaptıramayacağız. Sadece bir yardım isteyecektik. Yani Mümtaz Bey'e iletirim ama pek yardımcı olacağını sanmıyorum. Siz yine de iletin. Ne yapacağım ben ya? Allah'ım, ben nereye gideceğim? Kimden yardım isteyeceğim? Kiminle konuşacağım? Ya tamam, üzülme. Belki ben yardımcı olabilirim. Tarık Hoca. Kalk bakalım önce. Bir sakinleş. Önce bir sakin olalım. Halledilemeyecek bir şey değildir eminim. Bir bakardı. İnsanın sanki içini görüyor gibi. Hemencecik güvenirdim. İnanırdım. Bu adam benim yanımda olursa kimse karşımda duramaz. Her şeyin hakkından gelirim derdi. İyi misin? Biz çok farklıydık tabii. O okumuş etmiş adam. Herhalde sonradan düşündü. Bu kız bana göre değil dedi. O ne demek öyle Hediye? Senin gibi becerikli, terbiyeli, hanım hanımcık bir kızı bulmuş da istemiyorsa halt etmiş yani. Belli ki sen çok aşık oldun. Gözün bir şey görmedi. Kim bilir ne kötü huyları vardı. Yoktu biliyor musun? Yani evet, ben de çok aşıktım. Aşktan gözüm kör olmuştu belki ama iyi bir insandı o. Çok yufka yürekliydi. Ah be kuzum. Yufka yürekli olsa seni böyle bırakır gider miydi Hediye? Ha? Git Allah aşkına. Hem bilsin bilmesin. Ya insan bir düşünür. Ben bu kızı arkamda bıraktım. Bu kızın başına ne geldi demez mi? Vallahi ben hiç öylelerine gram değer vermem. En kötüsü de koskoca 20 sene seni Cengiz gibi bir adama mahkum etmiş. Ah be kardeşim. Vallahi düşündükçe daha çok içim yanıyor. Niye daha önce söylemedin be Hediye? Demek sabah Ozan'ın peşinden sen o yüzden koşturdun. Söyleseydin o zaman biner arabaya giderdik peşinden. Sizi tanımıyordum ki. Tanışalım o zaman. Ben Tarık. Ben de Aslım. Hanımefendiyi zaten siteden tanıyoruz. Yaşar Bey ile Nurhan Hanım'ın biricik kızı. Çok şanslısın. Çok güzel bir ailen var. Hadi üzülme artık sen de. Ben Mümtaz'la konuşur, elimden geleni yapmaya çalışırım. Hem bu kadar çalışmışsın, okul kazanmışsın. Emeklerinin boşa gitmesini istemeyiz, değil mi? Ben size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Dur da, bir şey yapmadık.
Hem kayıt işin halledilince Roma hukuku dersinde sıkça karşılaşacağız. Derslerine iyi çalışır, yüksek notlar alırsın, ödeşmiş oluruz. Olur mu? Olur. Hocam. Derdimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak, senin yaşlarında bir kızım var. Onun da başına böyle bir şey gelmiş olsaydı, ona da birinin yardım etmesini isterdim. Hadi üzülme artık. Sen yine de şimdilik bir şey söyleme abine, olur mu? Nurhan abla, benim bunu söylemem lazım. Cengiz aslıma zarar verecek diye korkuyorum. Yıllardır her Allah'ın günü tehdit ediliyorum ben. Yok abine söylerim, yok etrafındakilere söylerim. Ben artık bu yükü kaldıramayacağım, söylemem lazım. Yavrum, anlıyorum, anlıyorum da. Of. Ya şu son bir yılda bu adamcağız o kadar üzüldü ki kazadan sonra. Kalbinde de bir şeyler çıktı. Ne? Kalbinde mi? Niye bana haber vermediniz? Tamam, önemli bir şey değil. Abi seni endişelendirmek istemedi işte. Hediye, ne olur beni yanlış anlama. Ama bu kadar üzüntünün üstüne bu adam şimdi bir de böyle bir şey öğrenirse iyice kahrolacak. Ben zaten bunca yıldır abim üzülmesin diye sakladım bunca şeyi. Şimdi ona bir şey olursa yani Allah benim canımı alsın derim ben. Allah Allah, hayda. Yahu niye Allah senin canını alsın canım? İkiniz de sağ olun. Ben sadece sana biraz daha sabret diyorum. Hem bak, kızcağız da şimdi yepyeni bir okula başlayacak. Onun da hayatı mahvolur böyle bir şey öğrenirse. O Cengiz meselesini de sakın aklına takmayacaksın, tamam mı? Eğer ki ağzını açıp bir şey söylerse o, biz seninle beraber olur. O mendeburun hakkından geliriz. Hangi mendeburun hakkından geliyorsunuz bakalım? Ya Yaşar, sen niye böyle durup dururken aniden çıkıp geliyorsun? Ya Yaşar, ne senin bu halin? Niye böyle üstünü başını tozuyla salonun orta yerine giriyorsun? Sileriz Nurhan, ne olacak? Ha, oldu. Sil, böyle iyice bir de sıva. Aman, hadi yürü koş bakayım banyoya, hadi. Hadi. Tarık Hoca boşa söz verecek biri değil. Yani okulun kurucularından sonuçta. Ha, fazla değil, bir gün kalacağım. Sonrasında başım çaresine bakarım. Ya bence her şey hallolacak, sıkma artık canını. Eylül, ben anneme ne diyeceğim diye düşünüyorum. Şimdi halama söylesek kadın sabaha kadar uyuyamayacak. Tarık Hoca zaten kaydı yapacağız yarın demişti. Söylemeyelim değil mi? Ya ben annemden bir şey saklamaktan nefret ediyorum ya. Sen mi ben mi? Ya bir de ortada daha bir şey yokken telaşlandırmak istemiyorum açıkçası. Görüşürüz. Bu o serseri değil mi? Kim? Hey sen! Ozan mısın nesin? Senin yüzünden. Aslım, ne yapıyorsun? Tanışıyor muyuz? Gerizekalı bencil züppe. Tanışmıyoruz demek. Ya sen kendinden başkasını düşünmeyen pisliğin tekisin. Senin yüzünden benim hayatım mahvoldu. Ya siz bugün motoru yaktınız ya. Bizim belgelerimiz de motorun içinde yandı. Aslım'ın okul kayıt belgeleriydi. Bugün kayıt tarihinin de son günü olduğu için bütün gün sizi aramakla perişan oldu. Bulduğumuzda da motoru yaktınız. Bir dakika. Senin kayıt belgelerinin benim motorumda ne işi var? Olaydan önce çarpışmıştık. İnan değmez. Aslım bekle. İtiraz dilekçem.
olmaz. Sabahtan beri telefonuna cevap vermiyor. Başına bir iş gelmiş olmasın. Polise mi haber versek? Yok artık hayatım. Koskoca adam. Hem bak biz üstüne düştükçe daha çok hırçınlaşıyor. Ne olursun biraz sakin ol. Ne yapayım? Bu haline seyirci mi kalayım? Annesiyim ben onun. Hayatım ben değilsin demiyorum ki. Ben sadece sen daha fazla üzülmeyesin diye çaba gösteriyorum. Ama ne yaparsam ne edersem pek kâr etmiyor galiba. Özür dilerim. Hayır hayır. Hayır. Asıl ben özür dilerim. Kafam o kadar karışık ki. Ozan için o kadar kaygılanıyorum ki seni de incitiyorum. Farkındayım. İkimiz de senin hayatını zorlaştırıyoruz ama... Ozan! Şükürler olsun. Anneciğim öldün meraktan. Belli. Ozan! Ozan! Polise haber verecektim anneciğim. Geldi cimcimeler. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Oo aman ballarım gelmiş. Mutlu haberleri getirdiniz herhalde. Bak dayın o kadar heyecanlandı ki kutlama yapalım dedi. Gitti pasta bile aldı. Benim güzel kızım üniversiteli mi oldu bugün? Oldu anneciğim. Hadi ne duruyorsunuz? Yıkayın bakayım ellerinizi sofraya. Tamamdır. Bakayım sana. Allah'ım bahtından güldürsün canım kızım benim. Okuyacak kızım su gibi okuyacak mezun olacak. Biz de ona avukat hanım diyeceğiz. Ha? Oh. Hadi git sen de ellerini yıka. Koş. Ozan, konuşabilir miyiz anneciğim? Ne yapıyorsun? Gördüğün gibi toparlanıyorum. Sizi böldüm ama çok kalmayacağım. Çıkarım birazdan. Ozan. Bak anneciğim. Bana kızgınsın anlıyorum. Sana hak vermiyor da değilim. Niye kendine bunu yapıyorsun? Niye kendini böyle hırpalıyorsun? Bak seni böyle görmeye dayanamıyorum Ozan. Ne olur konuşsan. Beni biraz dinlesen. Belki sen de bana hak verirsin. Konuşalım. Ama ne zaman konuşalım desem bana Mümtaz'ı övmekten başka bir şey yapmıyorsun. Dinlemek istemiyorum artık. O adama güvenmiyorum ben. Senin gibi kör değilim. İnsan sevince körleşiyor evet. Ama ben asıl Mümtaz'dan önce körmüşüm. İşte bunu yapıyorsun. Bir şeyler söylüyorsun, konuşalım diyorsun. Söyle diyorum anne. Konuş. Benim bilmediğim ama öğrendiğimde fikrimi değiştirecek olan şey ne? Söyle. Aynen. Her tartışmamızın sonu da bu. Sessizlik. Ozan. Bak tamam beni hayatında istemiyor olabilirsin bunu anlıyorum. Ama en azından okuluna devam et. Geleceğini tehlikeye atma bak yarın dersler başlıyor. İstersen gözüne gözükmeyiz. Ha?
tek kelime dahi etmeyiz. Yeter ki. Yeter ki burada kal. İstemez. Kalsın. İki gün sonra okulun açılış resepsiyonu var. Yine herkes seni soracak. Ve ben her zamanki gibi... Oğlum benden nefret ediyor. O yüzden gelmeyecek diyemeyeceğim. Bir tanecik oğlum... Benimle aynı çatı altında yaşamaya katlanamıyor. Diyemeyeceğim. Gerçek yüzünü o da görecek. O gün gelene kadar eğer annemin kılına zarar gelirse seni yaşatmam Mümtaz. Anneni o kadar düşünüyorsan motor yakıp insanların hayatını tehlikeye atacağına okuluna gider iyi bir öğrenci olursun Ozan. Senden akıl alacak kadar düşmedim daha. Günler de gelecek Ozan. Az sabır. Yengenler diziye daldılar. Ben de dedim anne kız baş başa oturalım. Çaylarımızı da tazeledim. Üşümüşsündür, şunu da al üstüne. Teşekkür ederim. Pastana hiç dokunmamışsın bile. Yemekte çok yedim ya. Canım istemedi. Kafeden gelirdin böyle yorgun argın. Sonra sabaha kadar ders çalışırdın. Babam da sabaha kadar ışığı söndürmüyorum diye bana kızardı. Ama sen çalıştın ve istediğin okulu kazandın değil mi? Belki kazanmasaydım daha iyi olurdu. Aa, o ne demekmiş şimdi öyle? İzmir'de kalsam, çalışmaya devam etsem... Belki kendime daha çabuk bir hayat kurarım. Sizi de kendi yükümden daha çabuk kurtarırım. Kızım olur mu hiç öyle şey? Sen bize yük olur musun benim güzel kızım? Keşke herkesin senin gibi bir evladı olsa. Böyle annesinin göğsünü kabartan, başını dik tutan bir evladı olsa herkes. O okula gideceksin Aslı. Okuyacaksın. Okuyacaksın ki hayatta hep en iyileri seçme şansın olsun. Annen gibi kahır çekme yavrum. Tamam mı? Yiyeceğim ve kaldırayım. Bütün gece uyuyamadım inanın. Sizi de böyle zor durumda bırakmak istemem ama elimden gelen bir şey de yok. Ya zor duruma falan düştüğüm yok benim. Mümtaz ofise gelmişse konuşur durumu anlatırım. Hem bu kadar gayretli bir öğrenciyi o da kaybetmek istemez. Sen yarım saate idari binanın önünde ol. Tamam? Teşekkür. Lütfen artık teşekkür edip durma.
Allah'ım lütfen olsun. Okul yönetimiyle Tarık amca mı konuşacakmış? İyiymiş. Ne oldu? Bu sefer tokat yok mu? Ben sana yardım etmek istiyorum. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Niye? Başına gelenlerin sorumlusu ben değil miyim? Tamam. Madem öyle Burak da düzelteyim. İstemez kalsın. Sen bundan sonra benim gözüme görünme. Başıma başka belalar açma yeter. Karşıma da çıkma mümkünse. Evladı olsa. O okula gideceksin aslım. Okuyacaksın. Okuyacaksın ki hayatta hep en iyileri seçme şansın olsun. Annen gibi kahır çekme yavrum. Kızcağız çok mağdur durumda. Ya İzmir'den okul kazandım diye kalkmış gelmiş. Bir ayrıcalık sağlayamaz mıyız? Ya Tarık, sağlayamayacağımızı sen de çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Ama bu seni durdurmuyor tabii. Sabah köründe gelip kafamı şişiriyorsun. Öyle mi? Burslu öğrenci olmasaydı şu an oflayıp puflamak yerine ailesiyle oturup çay içiyor özür diliyordu. Ya 40 yılın başı bir şey rica ediyorum senden. O kızın kaydı yapılacak. Oo, bu ricadan çok biraz daha emir gibi oldu be Tarık. Hatırlatmama gerek yok sanırım. Senin karşında bu okulun yönetim kurulu başkanı var. Mümtaz, ben senin maaşlı çalışanın değilim. Sen de bunu unutma. Ya, tamam Tarık, tamam uzatma ya. Prosedürü biliyorsun, onun için söylüyorum. Yönetim kurulunu toplamam lazım. Topla o zaman. Aa tabii tabii, öyle topla deyince hemen toplanıyor değil mi? Ya adamların işi gücü var kardeşim. Ya kim olduğu ne olduğu belli olmayan bir kız için koca koca adamları işinden gücünden edersek senin de benim de canım okurlar, haberin olsun. Efendim Sibel. Tarık, Tarık neredesin sen? Tamam canım, nerede olduğunun önemi yok. Bana bak, atlayıp hemen Bodrum'a geliyorsun. Ne oldu Sibel, bir sakinleş. Berçin ayağını kırdı. Kızımız çok kötü durumda. Ne? Nasıl oldu, nasıl kırdı ayağını, neredesiniz şimdi? Tarık'cığım, şimdi sana laf anlatacak psikolojide değilim, atla gel hemen. Ne olmuş ya, kimin ayağı kırılmış? Berçin, ayağını kırmış. Of. Ben ilk uçakla Bodrum'a gidiyorum. Toplantılara katılamayacağım. Mümtaz, yönetim kurulunu mu topluyorsun? Ne yapıyorsan yap. O kızın kaydını yap. Mutlaka ben gelene kadar hallet. Tabii tabii. Tövbe estağfurullah. Yani şunu açık alıyoruz. Ucuz olsun diye. Allah aratmasın da taş yiyeceğiz yakında. İçinde mercimek bulana aşk olsun. Hediye. Karartma artık yüzünü. Bak her şey yoluna giriyor. Kız gitti kaydını yaptırdı. Bugün derslerini seçecek. Sonra yarın bir gün bir bakmışsın. Mezun olmuş gitmiş. Hediye. Bir şey soracağım. Biz bu adamı tanıyor muyuz? Kimi? Canım Aslım'ın babasını. Gerçek babasını. Yok abla. Tanımıyorsunuz. Ya kaçırma gözlerini. Zaten göremeyeceğim bir süre. Düşündükçe kalbim sıkışıyor. Yurt dışından döndüğümde bizimkilerle konuşacağım. Diyeceğim ki ben bu kıza aşığım. Onsuz yapamıyorum. Ve ömrümün sonuna kadar onunla olmak istiyorum diyeceğim. Sonra da gelir isteriz seni. Sonra da nikah işlemleri. O gün bir an önce gelsin istiyorum. Gelecek bir tanem. Gelecek. Ama o zamana kadar biraz bekleteceğim seni. Olsun. Ben seni beklerim.
Yeter ki dön bana. Benim acilen şehir dışına çıkmam lazım. Öyle mi? Kötü bir haber mi aldınız? Bir sorun yok değil mi? Çok ciddi bir şey değil de telaşlandım biraz. Kızım ayağını kırmış. Ne olduğunu da bilmiyorum. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim ama merak etme. Ben Münkaz'la konuştum. Şimdi böyle durumlarda yönetim kurulundan karar çıkması gerekiyor. Bir toplantı yapılacak. 2 gün içinde bir karar alırız. Şehir dışında olsam da süreci takip edeceğim. Sen canını sıkma. Halledeceğiz. Sağ olun. Sizin de telaşınız varken yolunuzdan alıkoymayın. Önemli değil. Ben uçağa yetişeyim. Ozan? Tarık amca. Biraz konuşabilir miyiz? Çok vaktim yok ama. Söyle, acil bir şey mi? Dün olanları duymuşsundur. Duydum. Gelir gelmez karıştırmışsın ortalığı. Ya ben aslında tam olarak öyle olsun istemedim. Dün annemle Mümtaz'a kızınca hiçbir suç olmayan kızın canını yaktım. Ya. Olan kızcağız oldu tabii. Bravo sana. Vallahi ne desen haklısın. Oğlum. Senin bu öfken ne zaman dinecek? Bak artık başkalarına zarar vermeye başladı. Ben de onun için geldim zaten sana. Sen bu kızın kayıt için yapabilecek misin gerçekten? Eysi beklemekten başka çaremiz yok. Yani 2 güne belli olurmuş sonuç öyle dedi. Ya iyi tarafından bakmaya çalış. Tarık Bey el attı olaya en azından. Tarık amca iyi adamdır. Ama o kaydı gerçekleştiremeyecek. Ya senin hafızan mı zayıf? Ben sana bir daha gözüme görünme demedim mi? Vallahi ben de meraklı değilim ikide bir seninle karşılaşmaya. Böyle azar işitmeye. Şu iş bitsin sen yoluna ben yoluma. Ama Tarık amca bütün iyi niyetine rağmen bir şey yapamaz. Tarık Bey yardım edeceğim demişti. Kurul toplanacakmış. Mümkün değil, toplayamazlar. Adamların hepsi ayrı dağda. Ki Mümtaz faktörü var. Mümtaz'da da kimse öyle karşılıksız iyilik yapacak göz yok. Yani zor. Bir an ümit etmeye gelmiyor ya. Olmayacak bu iş. Belli. Ya olmayacak, baksana imkansız artık. İmkansız demedim. Tarık amca yapamaz dedi. Kim yapacak peki? Ben. Ozan, Allah aşkına git başımızdan. Hanımefendi, kaydın yapılsın istiyorsan birlikte hareket etmek zorundayız. Ne yapacaksın peki? Öğrenci işlerine girmemiz lazım. Oradan YÖK'ün sisteminden kaydını yapacağız. Zaten dün benimle karşılaşmasaydın yapacakları bu değil miydi? Tamam. Onlar yapamıyorsa biz yaparız. Ben bununla değil öğrenci işlerine şuradan şuraya gitmem. Nurhan, ben çıkıyorum. İhsan Beylerin alışverişini yapıp geleceğim. Yaşar, fazla yüklenme bak. Olmadı 2 seferde getirirsin. Hediye, telefonun çalıyor. Cengiz arıyor. Tamam abi, sağ ol. Niye açmadın? Ya şimdi o biliyorsun 2 saat konuşur. İşim bitsin de sonra ararım ben onu. İyi madem. Ben çıkıyorum. Tamam.
Ne oldu? Cengiz aradı. Abim açacak diye çok korktum. Hep yüreğim ağzımda geziyorum ya. Ya Hediye, böyle olmaz ama. Böyle olmaz kızım. Ya sana da günah. Ne yaptınız? Anlaşılan hala bir karara varamamışız. Vallahi hanımefendi sen gittikten sonra tek bir kelime bile etmedi. Ya senin hiç aklın alıyor mu? Ya yakalanırsak ne olacak? Yakalanmayacağız. Hayır, insan kendinden nasıl bu kadar emin olabiliyor onu hiç bilmiyorum zaten. Ben ailem yüzünden bu işlerin içinde büyüdüm diyorum. Anlaşılmasının imkanı yok. Liste yarın YÖK'e gönderilecek. O saatten sonra Mümtaz bile istese bir şey yapamaz. Yok. Bence yine de tehlikeli. Tarık Bey'i beklememiz daha doğru olacak. Vallahi kızlar ben de başınızı belaya sokmaya meraklı değilim. Ama söylüyorum size, Tarık amca bütün iyi niyetine rağmen o kurulu toplayamaz. Ya ben neden böyle riskli bir karar almak zorunda kalıyorum ki? Hayır, yanlış bir şey yapmadım. Yapmadın tabii. Arnın teriyle bir okul kazanmışsın. Hem de tam burslu kazanmışsın. Benim gibi zengin, şımarık, Mümtaz gibi paragözlü bir idarecinin bunu elinden almasına izin vermemelisin. Hayır, ben yapamam. Aslı. Ya Aslı, durur musun? Yaparsın. Dün bahçede annenle konuşurken duydum. Kaydı yaptırdığını sanıyor değil mi? Evet. Tamam işte. Ailemi üzemem, annemi üzemem diyorsun. Şimdi kaydı yaptırmadığın ortaya çıkarsa annen daha çok üzülmeyecek mi? Ay Hediye, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi o kadar iyi gelecek ki bu yorgunluğun üstüne kahve. Ay seni de yordum benimle birlikte. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Hediye, kalk ara şu adamı. Evdeyiz dersin canım, ne olacak? Bak böyle sen açmadıkça bu adam iyice şüphelenecek. Anlar diye korkuyorum abla. Aman nereden anlayacak Allah aşkına? Öyle mi dersin? He? Arkadaş ne diyorsun, akşama yüklerler mi? Elleri biraz ağır ya, biraz. Vallahi ağır ağır. Koydum kantarın önüne, erkenden alırlar diye hiç hareket yok. Aynen. Alo. Daha sabahtan beri aramıyorum. Niye açılmıyor telefon? Cengiz, bulaşık yıkıyordum da ellerim ıslaktı, o yüzden açamadım. Ha. Sen ne yaptın? Yolda mısın? Yok, geldim. Deponun ne çektik işte, bekliyoruz yüklesinler diye. Biterse akşamına çıkarız herhalde. Bana bak. Aslı ne yapıyor? İşe gidip geliyor değil mi? Evet, Aslım iyi, merak etme. Ha. Zaten o kayıt süresimiz nedir, o da bitti. Bundan sonra mızmızlanmaz artık. Bana bak, söyle kızına aptalını çarçur etmesin. Dönünce benim ödemem var, anca denkleşir. Tamam, söylerim. İyi. Haydi,
Ana kız usta oturun, gelirken ararım ben gene. Ben ne yapacağım bu adamla? Nasıl başa çıkacağım bilmiyorum abla. Bu deliliği yapmayı kabul ettiğime inanamıyorum ya. Merak etme, her şey yolunda gidecek. Merak etmeymiş. Sanki ben her gün gizlice bir yerlere giriyorum da. Oradan bakınca ben her gün bir yerlere giriyor olarak mı görünüyorum? Vallahi okulun ortasında motoru yaktıktan sonra senden her şeyi bildiririm. Burada sonunda. İçeride kimse kalmadı. İçeride kimse kalmadığına göre... Hangisini kaydı yapıyorlar? Bu değil. Bu da değil. Bir işi beceremedim. Bak şu olabilir. Hayır, o değil. Şu. Ya bırak ben yapayım. Yapma. Hah. Buldum işte. Ver evraklarını. Eksik ama bunlar. Tamam, onu da halledeceğiz. Şimdi bunları sistemlerinden bağlanınca okul yönetim adına bildiri sistemden çekebiliyoruz. Ama uğraşmak istemedikleri için evrak eksikse kaydı yapmıyorlar aslında. Asma suratını. Bak, bu gizli bilgiyi verdiğime pişman etme beni. Hadi hadi. Çenen çalışan elin çalışsın biraz. Eylül. Eylül gel buraya. Sana kaç kez dedim bu bardakları buraya koyma diye? Ya ben koymadım ki onları. Akşam çalışanlar koymuştur, onlar bırakıyor hep. Topar orayı. Eyvah! Ya 2 dakika arkamı döndüm. Ne ara gitmiş bu? Eylül arıyor. Alo. Aslı, memurlardan bir tanesi kalkmış. Ya oraya geliyor olabilir. Çabuk çıkın oradan, çabuk. Tamam, tamam, hemen çıkıyoruz. Ya memurlardan birisi kalkmış, hemen çıkın diyor. Daha değil, işlem bitmedi. Ya boş ver, bitmezse bitmesin, hadi kalk. Hayır, bitireceğim. Ya kime diyorum? Yakalanacağız diyorum sana. Az kaldın sen, çıkarsan çık. Ya ister bitir ister bitirme. Çıkıyoruz, yürü. Ya yakalanacaksan ben yakalanacağım. Bıraksana beni. Ya hadi diyorum, çıksana. Yok, misafirliğe gelmiş sanki. Keyfimden uğraşmıyorum herhalde. Ha,
Korkudan elim ayağım kesildi. Ne yaptınız? Yakalanmadınız değil mi? Kayıt, o ne oldu? Hallettik ya! Çok şükür ya. Ay, sabahtan beri yüreğim ağzıma geldi. Bir şey olacak, yakalanacaksınız diye. Artık kimse bir şey fark edemez. İşlerinden İrem. Mümtaz Bey'le görüşebilir miyim? Yalnız ben de Cengiz'i tanıyorsam bunun hesabını bize sorar. Önünde sonunda öğrenecek Aslı'mın okula başladığını. Yahu bir dur. Bir hemen en kötüsünü düşünme. Belki de bir yolunu bulacağız Cengiz'i idare etmenin. Görürsün bak. Yalnızca bize eziyet etmekle kalmayacak. Abime de anlatacak her şeyi. O söylemeden benim her şeyi anlatmam lazım abime. Neyi anlatman lazım bana? Neyse, ben artık kafeye döneyim de patron söylenmesin. Ben de eve geçerim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Rahatladın mı? Bilmiyorum. İçimde hala bir sıkıntı var. Ya seni memnun etmek ne kadar zor işmiş. İstersen okulun anahtarlarını falan çalayım. Senin aklın hep böyle yasa dışı işlere mi çalışır? Bilmem. Dünyada işler pek yasal işlemiyor zaten. Haksızlık her yerde. Efendim? Aslım Hanım değil mi? Evet benim. Aslım Hanım, Mümtaz Bey derhal sizinle görüşmek istiyor. Mümtaz Bey mi? Aslım Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Mümtaz Bey acil görüşmek istiyor.